Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Ben bundan sonra kanalıma hoş geldiniz demek istemiyorum. Evime hoş geldiniz. Çünkü kanal tamam okey kanal beni izliyorsunuz ediyorsunuz ama aslında evimi izlediğiniz için evime konuk olmuş olduğunuz için bundan sonra ben evime hoş geldiniz diye giriş yapmak istiyorum. Evet, ne yapıyoruz? Tekrar başlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Her neyse. Sabah erkenden annemlerden geldim. Biliyorsunuz annemlerde kalıyorum. Aynen 2 gecedir oradan. Ben cumartesi pazarda kaldım. Bugün günlerden pazartesi. Tabii ki tamamen şu bütün cümleleri şöyle bir başa alırsak hepinize güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. İnşallah haftanız çok güzel, çok bereketli geçer. Babam cenaze dolayısıyla Türkiye gitti. Biliyorsunuz 2 haftalığına. Gitmişken de birazcık gideyim eş dost akrabayı göreyim dedi. Ondan sonra ben de annem yalnız kalmasın diye annemin yanında kalıyorum rica etti. Tabii ki hafta içi o da buraya gelebilir. Bilmem o hani ilerleyen günlerde değişebilir. O da gelir bizde kalır. Biz orada kalırız. Neyse şimdilik ben orada kalacağım. 2 gündür annemlerdeydim. Temiz kıyafetlere ihtiyacımız vardı. Tabii ki orada da giyebilirim ama çocuklar okula gideceği için. Hani okulluk kıyafet. Hafta sonu giderken sadece hani böyle eşofman, pijama tarzı götürmüştüm giderken. Evet, telefon geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Her neyse tekrar devam ediyoruz. Annemlere kalıyoruz biliyorsunuz. Her neyse eve geldim. Ben şöyle bir iki etraf falan toplarım dedim. Cumartesi günü çok acil çıkmıştım evden. 2 makine çamaşır böyle kurutma makinesinden çıkarttım. Yatak odasının daire üstüne koydum. Gittim evden. Geleceğim. Şey, geldim şimdi onları toparlayacağım. Niye bağırışıyorsunuz bu arada ya? Mika niye bağırışıyorsunuz oğlum? Her neyse. Şimdi ne yapacağım? Hemen vallahi evleri komple bir süpüreceğim, edeceğim, yerleri sileceğim. Ondan sonra çıkayım da hep birlikte güzel temizlik yapalım. Ondan sonra annemlere giderken tekrar götüreceklerimi ayarlayacağım, edeceğim. Ondan sonra... Kız yoruldum ya.
Vallahi çok yoruldum ben gerçekten. Süpür, sil, sil. Silme işlemini artık çekmedim size. Çünkü Ömer sürekli tripodu yerinden oynattı. Ve doğru düzgün çekim yapamadığı bak oralarda oynuyor. Allah'ım ya Rabbel alemin. Allah'ım sabır ver. Ya Rabbim hayır. Hadi tek 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 tek. Hadi. Her neyse şimdi evi süpürdüm. Yerleri de sildim. Valla bayağı da yoruldum. Şu iki dakika şunları şuradan kaldıracağım. Ondan sonra hemen çamaşırlara girişelim. Ondan sonra çamaşırları katlayalım arkadaşlar hep birlikte. Süpür, sil, çamaşırları katla. Yemin ediyorum şu an en son çamaşırları katlarken belim ağrıdı. Her neyse. Şimdi hemen bu çamaşırları yerlerine yerleştireyim. Vallahi dünya şey, Mikail'in bütün pantolonunun ütülenmesi lazım. Çünkü giderken ben bunları kurutucudan hemen çıkartmıştım. O sıcağıyla hemen yatağın üzerine hepsini asmıştım. Tabii ki o sıcağıyla ne oldu? Kırışmışlar. Bayağı bir kırışmışlar. Şimdi ama bugün ütü yapacağım yapmayacağım. Birkaç tane pantolon alacağım. Annemleri götüreceğim. Orada artık şey yaparım. Okula giderken giyeceklerini orada ütülerim. Gel. Öbür tarafıma gel. Güzel kızım benim. Arkadaşlar. Annem beni çok seviyor. Bir de çok komik anne. Beni her gün çok yapıyor. Öyle mi? Oh. Bu Gülşen'i hiç öpmüyorsun. Ona da biraz sevgi göster diyenlere gelsin. Vallahi yemin ediyorum öğrettim zannedersiniz ama öğretmedim. Şu an direkt gelip kendisi söyledi. Ama çok komik bir anne olduğumu sürekli söylüyorlar değil mi? Çok komik bir annem değil mi ben? Şimdi sizi öpücük. Evet, ablaları öpücük yola. Peki Gülşen ben sizle hep oynuyor muyum aşkım? Evet. Ay! 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 Ömer! Bana bak bana! Git edepsiz! Edepsiz. Mikail! Ömer'in lisede kız katladım çamaşırları dağıtıyor. Onca saat uğraştım. Her neyse. Kızım, anne sizle ilgileniyor mu aşkım? Evet. Peki ne yapıyorum ben sizle? Oyun oynuyoruz değil mi? Şarkı söylüyoruz. Evet, kızma bilader oynuyoruz. Daha sonra çeşitli başlık oyunlarımızı oynuyoruz. Masallar okuyoruz, evet. Kitap okuyoruz, evet. Dualar öğreniyoruz. Evet. Allahümme salli ala Muhammed'inle evet, birazcık daha öğrenmemiz lazım. Daha sonra sureleri ezberliyoruz, yatak duaları okuyoruz. Evet. Yani ben buradan onu eleştiri olarak kabul etmiyorum.
kabul etmiyorum derken yani eleştiri hani olarak görmüyorum. Arkadaşlar, hani bayan yeni izlemeye başlamış ve görmemiş olabilir yani. Ben zaten Mikael'i Gülşen'i çok fazla vloglara eklemeye ve dahil Gülşen dilini ağzına sokar mısın? Ay niye üstüne sürdün? Bak hiç sevmediğim şey. Yapma bir daha öyle. Tamam. Mikael'i Gülşen'i zaten çok fazla vloglara dahil etmiyorum. Neden deyin? Çünkü Ömer'i evet Ömer'i görüyorsunuz. Çünkü Ömer benimle bütün gün evde. Ama Gülşen ağzını kapatır mısın kızım? Yapma öyle hareketler. Lan hiç hoş değil. Mikael ve Gülşen okula gidiyor. Dolayısıyla Mikael ve Gülşen çok fazla ben vlog çektiğim zaman evde olmadıkları için görünmüyorlar. Yani bu şu anlama gelmiyor ki ben Mikael ve Gülşen'e Gülşen. Ama bak kızıyorum şimdi. Hayır hiç komik değil ama yaptığın hareketler. Tamam. Isırırım öyle işte. Her neyse. Yapma kızım öyle tuhaf tuhaf hareketler. Her neyse. Öpeyim gel. Evet ben birazcık da ısırmayı seven bir anneyim. Yani bu onlarla ilgilenmediğim veya onlarla vakit geçirmediğim anlamına kesinlikle gelmiyor. Onlar geldikten sonra da çekebilirsin diyenler için çocukların dersleri oluyor, karınları acıkıyor, dersleriyle ilgileniyoruz, daha sonra kitap okuyoruz, yemek yiyoruz derken zaten akşam oluyor. Ben bunları yaparken de çekmiyorum. Tamam bazen çok nadir ders yaptıkları zaman çekiyorum ama her zaman değil. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Neyse hadi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Nasıldı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Alemin. Errahmanirrahim. Meliki yavmiddir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Ayrıl mağrubi aleyhim veled davim amin. Aferin ama açık daha hatalarım var. Her neyse hadi şu çamaşırları da ben yerleştireyim. Yemin ederim yoruldum. Vallahi billahi çok yoruldum. Vallahi şaftım kaydı saçım başım lan ki gitti yani şöyle. Neyse annem aradı. Çıkmış geliyormuş. Ha bak onu da oradan kaydırmışlar. Her neyse vallahi çok yoruldum. Gerçekten bayağı yoruldum. Ve ben hala kahvaltı yapmadım. Saat şu an öğlen 2 olmuş. Hiç fırsatım olmadı desem. Hiç de aklıma gelmedi. Sabah annemlerden buraya da zaten erken gelmiştim. Biliyorsunuz konuşmuştum. Yani anlatmıştım size. Yaklaşık bir 3 saattir evdeyim. Vallahi bu 3 saatte ne yaptım? Hemen gelişiyle çocukların ceketlerini makineye attım. Kısa programa daha sonra hemen kurutma makinesine attım. Çocukların ceketlerini yıkamış oldum. Daha sonra hep birlikte gördünüz zaten. Evi temizledik, süpürdük. Yerleri silerken çekmedim sadece. Çünkü demin de anlatmıştım zannedersem. Ömer hep tripodun önüne geçti. Her neyse çamaşırları katladım. Yerlerine yerleştirdim. Yanımda götüreceklerimi ayarladım çok şükür. Evim tertemiz. Banyolarımı tekrar yine sildim. Şimdi makinede şeyler vardı. Onlar da bitti. Kurutmaya atacağım şimdi onları. Daha sonra zaten makine kendi kendine duruyor. Havlularım vardı. El havlularıyla. Hamam havlularım. Efendim kızım. Ben de şimdi ayakkabı giyebilir miyim? Hangi ayakkabını? Sen bir tane başka. Hayır canım. Tövbe estağfurullah. Ne demek bir tane başka ayakkabı, bir tane başka ayakkabı giyebilir miyim? Ama botlarını da giyme. Spor ayakkabıları giyin ayakları. Aha, tamam onları giy kızım. Her neyse bütün işimi evde bitirdim. Şimdi annem almaya gelecek bizi inşallah. 10 dakikaya oradayım dedi. O da bugün işten doğru camiye temizliğe gitti. Camiye temizlik yaptıktan sonra temizlik yaptı. Hani hep beraber temizlik yaptıkları bir arkadaşına şeye gidecekti. Neydi kız? Ay, kahvaltıya gideceklerdi. Hatta dedi bana seni de alayım mı diye. Dedim yok. Hani ben dedim eve gideyim, evde işlerim var, onları halledeyim. Ondan sonra dedim oradan çıkışta dedim beni ararsın da dedim tekrar şey yaparsın. Sana dedim gideriz.
Her neyse, böyle işte arkadaşlar. Şimdi şöyle kısa bir görüntü alayım size evden. Kısa bir görüntü aldıktan sonra ondan sonra tekrar. Arkadaşlar annemlere geldim. Vallahi bir felaket yağmur yağıyor ki anlatamam size. O kadar çok yağmur yağıyor ki. Her neyse bu vlogumu ama burada sonlandırmak istiyorum. Güzel evi temizledik. Evden de güzel sizler için güzel bir görüntü alayım dedim. Aldım. Bu vlogu burada böyle kapatalım. Yarın inşallah başka bir vlogda, daha güzel bir vlogda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.